Evet sevgili riceler bugün ne yaptık hemşerimiz Erdoğan'ı ziyaret ediyoruz dediğim gibi Çolak ailesinin bir dakika büyüğü ortancıl değil en büyük. Şaban Hasan yok evet. hanginiz büyük Erdoğan en büyük en büyük ailede biz de en büyükten başladık İnşallah onları da davet ederse onların da kahvaltıya Devam edeceğiz. Şimdi Erdoğan'ın buraya dönerse, bak torununu seviyor. Ee, programımıza başlamadan önce dediğim gibi hani bu yaşta bakmayın yani bunlar hep torun. Yani artık iki gündür hep görüyorum torunu seviyor. Dedim ki ya bu kadar dedim hiç çocuklarına ilgilendin mi dedim vallahi de onlar arada büyüdü anlayamadım dedi ama torunları anlıyorum nasıl büyüdüğünü dedi. Çünkü hep görüyorum yanında torun bir yere bırakmıyor dede oraya dede buraya. Şimdi yengem çok güzel e, bizim e, Erdoğan Zonguldaklı kameradan da şimdi Erdoğan'a da ilk defa böyle bir şeyler gelecek. Bakalım Erdoğan ne diyecek? Kuymağımız orada var ve olmazsa olmaz hakiki melocan. Evet. Yengem bize melocan yapmış. Bazı yerde de buna diyorlar ki diken ucu diyorlar. E, Erdoğan bunu bilmiyor. Ben aslında en çok sevdiğim yemeklerden biri melocan. Kuymak Trabzon tarafına gittim diyorum. Bir de olmazsa olmaz bizim hani fasulyeyi tuzlarlar bozulmasın diye turşu yaparlar. Karadeniz'de meşhurdur yani genelde. Bilmiyorum Erdoğangil'de var mı? Melocan olduğunu zannetmiyorum da. Ve onu soğanla sıcak bir şekilde kavururlar ve şu an fasulye turşusu görüyorum. O da tam Erdoğan'ın yanına durdu. Bakalım Erdoğan şimdi ne yapacak? Bu fasulye turşusunu kamaracı Erdoğan yiyebilecek mi? Zonguldak. Kendi çekiyor orada da biraz görecek Anya ile Konya'yı. Onun için biraz sonra da Erdoğan abimizden bir söyleşi yapacağız yengemle. Bakalım gurbete nasıl geldi, bu çocukları nasıl büyüttüler, işe gittiler mi, emekli olacaklar mı, arabayla izine nasıl gittiler, neler yaşadılar. Onları dinleyeceğiz. Önce ne yapıyoruz? Önce karnımızı doyuracağız ki sonra da güzel güzel sohbetimizi yapalım. Erdoğan buyur. Başlayalım kahvaltıya. Sevgili izleyiciler, Almanya'dayız. Almanya'nın böyle Köln'e yakın, bilmiyorum ne kadar ama bir 100 kilometre var diye düşünüyorum. Doğu tarafındayız Köln'ün. Yani Doğu tarafı ne oluyor? Rusya tarafına doğru. Batı olsaydı Hollanda tarafına doğru olurdu. Ee, Aten, Dorn diye. Dorn demek, diken demek. Aten ne olduğunu bilmiyorum Almanca kelimenin. Hiç de duymadım. Ata mı demekmiş? Şu atölye var ya, onun olabilir atölye, at at mağara, mağara, mağara var ya. He mağara varmış burada. Şimdi belki e, Sayın e, Çolak söyler bize. Çolak ailesindeyiz. E, Çolak ailesi Perşembe'den, gerçi kendileri tanıtırlar. Biz önce başlayalım hemen. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Erdoğan Çolak. Ordu ilinin Pereşembe ilçesinin Anaç köyündenim. 13 10 1962 yılında dünyaya geldim. Nerede doğdun? Almanya mı Türkiye mi? Türkiye'de. E, Pereşembe'nin Anaç köyünde doğdum. Evlenip mi geldin buraya? Yok. E, Baban babam buradaydı. Babam buradaydı. Babam vasıtasıyla. damat mısın? Yok İthal falan değil. Ben buraya 28 12 1979. günlü bile biliyorsun yani. Evet evet. Bir 28. Evet 28. Yani. 12. 1979'un sonunda geldim. Karkış. Köyde <laughs> bağlı yüklendim sırtıma. Evet. Kar o biçim. Babamla beraber geldik Ankara'ya. Ankara'da uçak kalkmıyordu Türk Hava Yolları uçağı. Kardan. Kardan dolayı bayağı kar vardı. Oradan e, Lutfansa ile Alman Hava Yolları'ndan bilet aldık baya bir maceralı oldu. Oradan e, Münih'e geldik. O biçim kar. Allah Allah. Buraya gelemiyorsunuz bir evet, türlü. Evet, oradan e, Münih'ten uçağa bindik tekrar Frankfurt'a. Frankfurt'tan da trenle beraber Ziegen diye 40 km yer var oraya geldik. Oradan burada amcam vardı. Amcama telefon ettik gel biz almaya gel dedik. Maalesef kar kış nedeniyle gelemedi. Oradan taksi tuttuk geldik. İlk defa yani böyle yurt dışına çıkıyordum yani ordudan başka bir yere Gitmiyor. git, git, gitmiyordum hiç. İlk defa geldik. Baktım burası kar, kış, o biçim. Geliş, Yaş kaç? Geliş oh. o geliş işte. Oh. Şu anda ya, 18, on, 18 yaşına kadar gelmem lazımdı. Yoksa He. 18'den sonra gelemiyordum. Aha. Türkiye'de işte okula gidiyordum. Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne. O aralar işte Türkiye'de sağ sol kurtarılmış bölgeler vardı. Okula gidemiyorduk, çatışmalar vardı. İşte babam geldi baktı, ben de boştaydım. Aldı getirdi beni buraya. Geliş şu geliş. Aynı firmaya girdin. Evet. Yoksa hep aynı yok, firmada yok. mısın? Önce bir alt 6 vermeye. ay babam çalıştığı fabrika vardı. Bidon falan yapıyordu. Önce oraya girdim. 5-6 ay burada çalıştım. Ondan sonra şimdi çalıştığım firmaya girdim. 01-02-82'de Oradan beri de çalışıyorum. Yaş oldu 61. Emekli oldun. Yok hala da emekli olamadım. Hala daha devam çalışıyorum. Evet emekli zor almaya da ya. Zor yani. Çalış... Kaç yıldır çalışıyorsun hala emekli olmadın? Evet, bu sene 44 sene olacak çalışalı. Sen, sen mi emekli olmak istemiyorsun? Devlet mi, devlet mi? yapmıyor devlet seni? Yani. Devlet Devlet yapsa da belli bir kesinti var. Artık kesintiye falan bakmayacağım da normal seneye 2025'in 11. ayın Üçünde filan emekli olabiliyorum kesinti var ama. 63 yaştan dolayı. 63 yaş oluyor. Ya da 45 sene doldu. 45 sene oluyor. 63 oluyor. Artık daha çalışmaya şeyim yok. Artık diyorsun güç kalmadı. Güç yani. kuvvet kalmadı. Seneden beri çalışıyorum. Bakıyorum Türkiye'de arkadaşlar var benden küçük. Benim yaşı çoktan emekliler gezip dolaşıyorlar. Biz işte geldik buraya. İşte babam getirdi. Ondan sonra burada evlendim. Ondan sonra çoluktu, çocuktu, torundu, torbaydı, ev aldık. Artık buraya bağlandık, buradan. Kaç tane çocuğunuz oldu? Üç tane. Bir oğlan, iki kızım var işte. İki kızınız var. Ee, oğlan, oğlan evli, kızım büyük kız evli, küçüğü bekar. Damat nereli? Damat e, hanımın köyünden. Ah, ha, ordulu. Evet. Hemşo. Perşembele. Evet. Evlen işte damatı buraya. Gelinimiz nereli? Gelinimiz Girasonlu. E de uzak değilmiş evet, bize. Gidelim. Evet. Ama, e, Kandıra'ya yerleşmişler onlar. İzmit'e şeye. İstanbul Kandıra. E, Kocaeli. Evet. arada. Evet, evet. İşte Allah'a şükür. Oraya torun torba. Beş tane torun var işte. Bir kız dördü olan var. Allah'a şükür. Hepsini gördük yani. Evlilikte, ev almayı da, torundu, çocuktu derken. Allah şükür. Bundan sonra Allah'tan tek isteğim işte sağlık, huzur. İzine gidiyor muyuz? Allah şükür her sene gitmeye çalışıyorum. Ev var mı Türkiye'de? Ev yaptın mı? Hadi burada almışın, etmişin, evet. ne güzel yani Türkiye'de. Ev yaptırmadık da Tokyo evlerinden aldık. Perşembeden Tokyo evinden aldık işte. Köyde gene ev vardı babamdan kalma. Evet. Onu şu anda tamir ettiriyorum. Üst katını işte orada dedik şöyle izine gittiğimiz zaman rahat oturalım diye. Kandırabildin mi yengemi? Ha? Köye diyeyim. Sizin köye yukarı çıkmıyor, vahşalarda. Ya. Yok, köy dedim buna şey geliyor, sinir geliyor. <gülüyor> stres <gülüyor> ha, oluyor yani. Stres oluyor, çok strese giriyor. <laughs> Çalıştı mı kendisi? <laughs> Çalıştı, Allah'a şükür. Yardım de. etti sana diyorsun etti, yani. etti, Allah razı olsun. Maalesef daha da çalışıyor. Evlen, evliliğe de 40 sene oldu. 40 Biz, yıldır. evet, e, görücü usulüyle evlendik. Bunu işte is, birinin vasıtasıyla gittik kölünde. Bakmaya gittik. Evet. O bir girdi içeri. Evet. Hoş geldiniz dedi. Girdi hemen mutfağa girdi. E, kahve mi yaptı ne yaptı? He oradan beri. Döktü mü kahveyi sana getirdik? Yok dökmedi. İçine tuz muz attı mı? Bir şey yaptı mı? Yok öyle yoktu bizim zamanımızda tuz Yok muz mu? yoktu, yoktu yoktu. Ya Ama böyle hani... gelmiyordu ki istenmeye. He gelmiş ya damat. Oo, o Görmeye o, geldi. O, o, Önce bir o, görelim, o, görelim o, dedik. Tanışmak için. tanışmak için. geldik. Allah'a şükür memnunum ya. Kız seninle beri beraberiz. Diyorsun bir daha dünyaya gelsem yine Tabi tabi. Allah Allah razı olsun ondan. Zaten i̇yi, diyemeyiz de yani hani. i̇yi günde kötü günde hep beraberdik. Beraber. <laughs> Sıkıntılar da çektik. Çok şeyler gördük. Yokluğu Kuralara da. Oralara geldik mi bizim de ağrımızı çekiyor. Allah razı olsun yengemden. Allah razı olsun. Ya, suratıma yani. bakan ekşi surat derler ama e, Yok biz içim, kalbine yani evet yani dediğim gibi. kendini bak, kendini, gibi kendini söyle ya. Evet. Ya, Çünkü gıyımsızım da ondan. Bak. Kızarım Biz... bir parlarım. Evet. Huyu öyle onun işte ama öyle genel diyorsun vazgeçmez. Bir de kardeşlerin var senin burada, evet. yanılmıyorsam. Önce babam beni getirdi buraya. Ondan sonra öbür birader vardı, Şaban Sakallı. O geldi. Ondan sonra en ufağı var. O geldi. Arada annem geldi burada oturum almamız için. Evet. Burada annenin de olması gerekiyordu. Babam işte 73'ün sonunda geldi bildim kadarıyla buraya. Köyde ev yaptırıyorduk dedi. Hı. Ev yaptırayım döneceğim dedi. Aha. Geldi buraya 17 sene kaldı. 90'ın <laughs> Ağustos'unda bir minibüs aldık işte. Hep birlikte babamla beraber minibüse eşyalar ne varsa burada hepsini yükledik. Yani böyle dimdik gittim minibüste arkadan yatak sırtıma batıyordu. <laughs> Öyle babam oturdum. Şey i̇kisi ikisi ee, gittiler e, Babamla beraber Erdoğan Bey şöyle bir olay var. Burada ne götürdükse hiç bize bir şey kalmıyor. Hep dağıtıyoruz orada değil mi? Ben bende öyle oluyor. Bilmiyorum. Öyle. Ben her şeyi götürüyorum. Hiçbir şeyim yok yani. A, 40 doğru. yıldır öyle bende yani. Bir şeyim kendi bir şeyim yok yani hani. Şimdi evimizde yok da yani. İnşallah olacak. O zaman belki kendimize götürürüz artık biz de yani. Geçti. E, geldim haliyle al alışamıyorsun. Memleket havasına benzemiyor. Ben ilkokul bitildikten sonra geldim buraya. Burada da işte e, Almanca yok şey yok. Biz okula gitmeye de çekindik. Hani öyle bir karampola geldi. Okula da onlar da çağırmadı. Ben de gitmedim. Ondan sonra 17 yaşına geldim. Mecburi çalışmak zorunda kaldım. Nasıl yani Almanya'ya geldiniz 13 yaşında okula gitmediniz öyle mi oldu? Babam gayet etmeyince o da ne bileyim gayet mi yoktu. Onlar da çağırmadı. Normalde çağırması gerekiyordu. Evet sevgililer. normalde Almanya'ya gelindiğinde 13 de hemen Yani demek ki yanılmıyorsam abimiz amcamız kayıt yapmadı muhtarlığa hani çocuklar burada diye ondan olması lazım diye düşünüyorum. Hı, Ama de. doktora falan gidiyordunuz. Gidiyorduk. Aynı normal şeyimizi yaşıyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Yalnız okula çağırmadılar nasıl olduysa. Biz de gitmedik. Sonra işte oturma müsaadesi alma zamanı geldi. Annenin pasaportundan ayrılıyoruz. Bu sefer mecburen dediler ya Türkiye'ye ya dediler çalışmak gerekecek. Hı hı. Öyle biz de işe başladık odur budur işte iş hayatında devam ediyoruz. Nasıl tanıştınız abiyle? Tanışmak benim babamın teyzesinin kızı vardı bu Zigen tarafında. Bunlar kız aramaya çıkmışlar. Baba da haliyle anneleri yok yanlarında. E, bunu everen var demiş babası. O ara kız aramaya çıkınca orada ondan tanışıyorlar. O da diyor ki bizim teyzemin torunu var diyor gel ona götüreyim sizi. Öyle onu o getirmeyle, o tanışmayla oldu işte nasipmiş. He. Nasibin önüne geçilmiyor. Şimdi üç tane çocuğunuz var. Abi, Nasıl büyüttünüz abi. bu çocukları? Nasıl yani hem iş öyleydi. hem Onun iş? olarak ben devamlı sabahçı çalışıyordum. O devamlı öğlenci çalışıyordu. O iş yerinde işte yarım saat bir bu geliyordu yarım saat önce çocukları uyutuyordu. Ben de o arada bir ne yaptın ne ettin bir aramız yarım saat. Ondan sonra ben koştura koştura eve geliyordum. Fabrikamız da yakındı. Öylelikle zaman geçti büyütmüşüz nasıl büyüttük ben de bilmiyorum. Şeyi ne yaptınız böyle e, bu Türkçe'n de güzel mesela melocanı biliyorsun, kardiri biliyorsun, pancarı, kara lahanayı biliyorsun. Bunları nasıl öğrendin? Ben gelmeden o pancar bizim e, e, yani milli yemeğimizdi biz onsuz duramazdık. Melocanı bak 12 yaşında ben buraya gelmeden annemle beraber bahçelerde e, gazma kazardım. Ablam evde yemekleri o yaparken biz annemden devamlı dışarıdaydık. İneğimiz de vardı. Onu da baktık. Evet. Yeri geldim mi? Melican'ı da biz ben toplardım. İnek de sağardık. Hepsini yaptık yani 12 yaşında buraya geldik ama odun taşımaya da giderdik. Eskiden öyleydi sırtım. Bak 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 odun taşıma diye. Helal bir de almaya da yani hani şimdi tabii o zaman genç gençken. o zaman da taşıdık. Buradan izine gittiğimiz zaman da yapıyordu bu işi. Fındık topladın mı hiç? Topladım. Fındık da topladık. Şimdi niye gitmiyor? Şimdi e, Funda bahçeye gitmediğim sebebi alerji yapıyor. Ha, bir de o yani, alerji işi olmasa yine benim o, işten kaçtığım yok. Yapıyorum. Fındık bahçen var mı? Benim yok. Niye? Fındık. Beynin? Onun da baba babasının bahçesi var. Bahçemiz babasının bahçesi senin bahçe. E, i̇leride e, bakalım ne düşecek bize. Ha ileride diye babas baban Fındık sağ. Bahçe, sağ ha sağ tamam. bahçe düşerse yeter. Hadi ben de size amele geliyorum tamam mı? Almanya'dan özel. Topladım mı yarısı benim ama. E, tamam. Dedim tamam. ya yani amele çok değil çok ortağına, bir ortağına gel. Benim bir ha, aynen Zaten öyle. Edersin. Aynen öyle. Beraber daha iyi toplanır. Evet. O Şimdi, fındık bahçesinde ama çok neşeli oluyor çalışanlar. Oraya gidince oldu. ne yapıyorsun abla? Oraya gittim. Ee, Nasıl başlıyor günün? Ha, palt geldin. Perşembeye girdik. Eve vardınız. Uyandın. Yarın daha su gün. İlk gideceğin yer neresi? İlk Gideceğim yer anamın ya kapısı oluyor. Anneler... <laughs> evet bu, bu, bu güzeldi. İlk gitti biliyor. Kahvaltıyı hazırlıyor. Uyku bile uyutmuyor. He. Bir telefon ediyor hemen gel kahvaltı hazır. Onun kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra kayınvalideme çıkıyorum. Kayınvaldeme çıkıyoruz. Yani onların, onları... bunların köyü sizden yukarıda sizden biraz. Yukarıda, evet. evet. Annemle benim aşağı yürümeden 10-15 dakika yürüme gidiyoruz. Yani arabayla 2 dakika. dakika. Çok, kilometre. Şey. Evet. Evet çarşıya annemler benim evin önünden inip çıkıyorlar. O yüzden yakın olduğumuz için ben sahil aşağıda çarşıya yakınım. Onlar biraz daha köyde kalıyor ama kayınvalidem bunların 8 kilometre çarşıya. O yüzden biraz ona önce ona uğruyup ondan sonra ona gidiyoruz. Şimdi sevgiliciler gurbette olanların çoğu e, buradan dönünce Antalya, Alanya böyle turistik yerler, İzmir, İstanbul gibi düşünüyor. Sen nereye nerede kudurmayı düşünüyor? Ben diyorum öyle otel şeyle şey olacak. Otel değil. Kesin dönüş yaptığınızda kesin nerede kalmayı düşünüyorsunuz? Dönüş yaptım memleketim. Çarş, Perşembe. Perşembe. Ben İstanbul'da da duramıyorum ki. İstanbul'da da vardı evimi sattım hepsini. Yani. E, sevmiyorum öyle yerler. Ben o, köy havası lazım. Ben mesela gittiğinizde izine, mesela sevgilime. Ben izine gittiğimde önce bir orduyu ziyaret ederim Tabii büyüklerimi. Aslında daha ilk girer girmez annemin mezarına giderim hani köyümüzde. Hani evet. ilk annemin. Hatta git yandan bir aksilik olursa yağmur falan gözüm bakarak geçer yani. Hatta araba geçtikçe ben kafamı tam döndürürüm 180 derece. Ama ondan sonra bir orduya giderim, Boztepe'ye çıkarım, Girasun'a kaleye giderim. Ondan sonra başlar benim. Bu 3-4 yeri ziyaret ederim şey gibi aynı böyle evet, türbe gibi. Evet senin o hobim var ama benim o hobim yok. Ben köyde büyüdüğüm için Hala daha oranın şeyi. Ben gideceğim böyle bahçelerde oturup. Tanıdığın şey, yerler var mı? Sevgili Ben hep tabi ben de küçükken Almanya'ya geldiğim için. Gittiğimde bir bakayım ya diyorum buralar küçülmüş diyorum. Aslında ben büyümüşüm de farkında değilim. Oluyor mu sana böyle bir şey? Değişiklik oluyor tabi. Ve... İşte Almanya'nın ortasında bir hemşerimizi ziyaret ettik. Dediğim gibi yemekleri yedik. Melocanları yedik. Kaldirikleri yedik. Dediğim gibi fasulye turşusunu yedik. Kuymak yedik. Ablam hiçbirini unutmamış. Aslında merak ediyorum. Kızına da öğretti mi? Senin bu turşu kavurmasını kız yapabiliyor mu? Yapar. Yapar. E, yapıyor. Pancar çorbası yapabiliyor mu? Pancar çorbası yapmaz. Valla kardeş kusura bakma. Aleyhinde atıyorum. Hakkını helal et. E, Pancar çorbası yapmazlar gençler. Yapmazlar. Yani. E, ben yaparsam yerler. Yerler. Anne ne zaman yapacağını diye sorarlar. E, ama bu da güzelmiş. Seviyormuş yani. Ben hatta şu an gelirken... Ee, Sevgililer e, buradaki çekimlerden dolayı e, ordudaki iznimi e, kısa kestim geldim ve e, çok hızlı gelmem gerektiği için Trabzon'dan geldim Trabzon'da pancar fidesinin dışarı çıkması yasak dedi güvenlik görevlileri benim yoktu yanımda geç ben getirmedim böyle bir şey benim tarlamda olmadığı için e, Bütün e, Trabzonluların getirdikleri onlar Trabzon'da kara lahana diyorlar bütün fideleri güvenlik görevlileri yığmış. böyle bir torba vardı yani ha. torba dedim çuval çuval pardon ha böyle onu bir onu çuval içine soksa hiç bir Toprak gözüküyor diye Olsun, toprak. kökünün toprak, toprağını top, evet toprağını çıkarmanız lazım toprağa çıkmayınca belli oluyormuş e, topraktan Toprağı hep değil. aldılar yasak yani. diye valizin evet, içinden ağaç maaş da çıktı bırak Toprağı. yani kiraz fidanı bilmem bir şey, erik tamam, fidanı. Şey valizin içine girer ama torbası toprağı e, şey şeydendir o. Şimdi toprağı, kol, kol, kol. kesin pancar fidesi bir karış olmuş orada. Bir, bir buçuk yani tam ya, şeye aktarılacak yani. ya. Koyarsın onlar da hazır kol. yoldan nasılsa bu kadar büyümüş. Orada uğraşmayalım şimdi yetiştirmeye diye. Bizde tohumu var işte. Burada tohumunu atıyoruz. Ekmemişim. Vaktim eski. Ekti, ekti. Nerede Hani göremedim. Orada köşede Evet. Bu sene o bahçeye ekmedi. Var gene aynı şey olarak. Geçen, geçen Birisine arkadaş... söktüm verdim. Geçen Balıkesirli bir hemşeri ha. istedi. Arkadaş i̇stedi. Fatsa'da öğretmenlik yapmış önceden. Karalahane'yi seviyor pancarımızı. Evet. Fide istedi <laughs> gönderdim. Fide istedi. 20. Sen sayılar şimdi sayıs da... 10 lira ha 20 tanesi 200 TL şimdi bir arkadaş daha istedi Samsun'dan no. yok şey biz yapmıyor. yok şaka dedim yani. orada 10 liraya satıyorlar doğrudur <laughs> <da. gülüyor> patlıcan fidesini falan doğrudur doğrudur ya. Ya biz bedava veriyoruz dışarıda bana şey asma yaprağı var vatan. Vatandaş, vatandaş, tabii, tabii. Mi sen, vatandaş Bana vatandaş söylüyor niye para almıyorsun bunu satmakta diyorlar da ben diyorum ben Anladım Allah rızası yani, için veririm. Yani. Şey, yani. Ben de ben de olan herkeste olsun. Tamam o da güzel. Şey. Sevgili Cihar, biraz sonra da bahçeyi şöyle bir gezer bakarız dediğim gibi. Bakalım kimler daha karşımıza çıkacak. Dediğim şey... gibi biz sana çok teşekkür ediyoruz abi. Evet. Bu misafirseverliğinizden dolayı ablacığım Aa. sana da çok e, teşekkür biz de ediyoruz. Eee zahmetimizi çektiniz. Dediğim için. gibi de ce geldiniz. Aha, cevizler Alman cevizi ha kesin. Tutturdun evet. ee, mu? Olması lazım. Amerika mı? Amerika. E, olarak, e, Amerika. Bak, e, yani. bak, ya için. Fındık fındık yani. ben de geldim. Fındık barime Türk mü? fındık ben memleketim Evet, kesin Fındık memleketim fındığıymış. Evet hem de yağlı fındık ha seçme çerezlik evet. bu ya. Biz İçince ordun, çok var. Ordu'dan Giresun'da hep yağlı fındık var. Evet yağlı seçilmiş fındık. Seçilmiş değil daha. Daha seçilmişi diyor. Evet seçilmişi bu böyleyse seçilmişi ne olur Allah sahip sahip. bilir. Yağlı fındıkları seçiyoruz. Bak bunlar yağlı fındık. Evet. E, bak. Kaç çeşit fındık var bildiği. Bak bak bak. Ordu'nun bildiğin kültürünü mi? biliyor. Yağlı fındık tuttum. Yağlı fındık, kara ka fındık, ka fındık var, var, var. palaz var, o in ince kabuk, var, damat fındığı var, ham fındık var. Kar ama fındık ama, var. ama en iyisi şu ince kabuklu damat fındığı diyoruz. O ha, öyle ya güzel. Yağlı fındık falan da diyorlar. Şey, ya o fındık, değişik. Işte. Bizde damat, damat fındığı, fındığı. Ya? Var çok damat ince fındığı yok fındığı, yok. O pek yok. pek bulunmaz o. Onu ama bekle, bekle ama palaz dediği gibi palaz yağlı damat o ince Soğur, kabuklu ikiz fındık iyi değil palaz o fındık. küçük ufak. Neydi sivri mi yok neydi ya i̇kiz, ikiz fındık var uzun yine oluyor. İnce uzun he. ha. İkiz fındık. İkiz evet. Fındık. Görüyorsunuz sevgiliciler, hepsini bilmesek de bilmeye çalışıyoruz ama diyeceksiniz ki ya bilemediler Sevgiliciler 45 sene, 50 sene siz de gurbette olsanız, oradan uzak senede ay bir defa orduya gitseniz inanın fındığın feyesini bile aklınıza gelmeyebilir. Ya, bu insanlar 3 tane fındık ismi bilse bile bence çok bile oluyor. Ben evet. bu güzel aileye teşekkür ediyorum. Almanya'dan size kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum. Ne diyorum? Bir başka yerde, bir başka aileyle görüşmek üzere. Her şey gününüzce olsun. Athendor'dan, Almanya'dan Ordu'ya kucak dolusu selamlarımızı göndeririz. Abla sen fındık yemeye başladın hayırdır? Size kırıyorum ya. Ey yarabbim bak görüyorsunuz nasıl bakıyor bana yengem. Evet şey bir var. el sallayalım şöyle abi. Var. Kavrumuş fındık da var da <laughs> o hemen çabuk bitiyor. <laughs> Aslında böyle kırarak yemek daha insana zevk <laughs> veriyor. Evet sevgiliciler e, okumuştum bir yerde fındığın beyaz içi bu şu dışının zarının kalması lazımmış sağlık yönünden. Yani içinin bu şu kahverengi zarı gittiğinde Fındığın çok bir anlamı yok yemenin diye evet, evet. duydum. İkinci de evet fındık sağlıklı ama herkes bir avuç yiyecek yani. Evet. Günde bir avuç yani. Ne, de yerseniz, de. ne yerseniz ne yerseniz yiyin. Bana bir Alman profesör dedi ki her şey faydalı insanlara. Ama dedi yani şöyle anlatayım bir avuç ha, bu kadar yiyeceksin. Bak bir de kavrulmuş fındık var getirsin onu da. Herhalde gitti öyle bir evet. şey yapmaya gitti. Evet. Onu hemen bitiriyorum. He onu bitiriyorsun Çok yani. yiyorum. Onun için biz bu güzel aileye teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Bir başka yerde görüşmek üzere hoşça kalın. Abi şöyle bir el sallayalım yeşe dosta. Almanya'dan herkese bizi seyredenlere selam olsun. Şu an e, Çolak ailesinin Erdoğan abimizin evinin bahçesine çıktık. Karşıda gördüğünüz bizim e, kokulu üzüm, şu Gürcü üzümü falan diyorlar. Hani e, orduda olan meşhur kara üzüm değil mi? Kara üzüm evet. Evet kara bu yüzüm. gördüğünüz kara üzüm. Bu Türkiye'den getirdik bunu. Evet. Güzel oluyor. Genellikle yaprağı için yani dolma yapmak için kullanıyoruz. Güzel oluyor. Her sene bu diyoruz. Bu sene fazla budadık galiba. He. Şu anda daha yeni yeşilmeye başladı. Ee, pancarlar da tohuma gitmiş. Bak bu tohum. Bu, evet. bu, bunu kurutacağız. Kurutacağız. Ondan sonra seneye tekrar he, seneye yılbaşından önce toprağa atıyoruz. Evet. Yıl başına sonra çıkıyor topraktan. Bak. Vatandaşlara fidesini falan veriyoruz. Sevgiliciler şu an yağmur yağıyor Erdoğan abimin oğlu kameranın üstünde şemsiye tutuyor Erdoğan kamerada biz ıslanıyoruz ama 3-4 dakika idare edeceğiz Şöyle ya. ileriye doğru gelelim bahçeyi görelim Gördüğünüz gibi bahçede kara pancar yok yok ee, Şöyle yapayım bakayım sevgiliciler ben en küçük körpesinden alayım Demeyin ya Yunus çok şey bir deneyeceğim bakayım lezzetli mi bir şey hmm, Evet güzelmiş Erdoğan ağzın suyaktı böyle diyen Kamaracığım. Bilmiyorum. Soğuldağ'da var mı lan? Soğuldağ'da bilmiyorum Karalahan'a var mı? Bizi götürmüyor adam memleketine. Sanki yerleşeceğim oraya. Gel. Erdoğan gel. Evet. Soğanın da sonuna gelmişiz. Soğan da yemişiz. Bu sene iyi soğan vermiş bahçe. Bu sene fazla bir şey yapamadık. Evet. Şimdi çilek var burada. Yani anlayacağınız yok. Yok. Her şey evet. var. Gördüğünüz gibi şurada çilek var. Erdoğan bu tarafa gelirlerse yavaş giden. Ee, Karşıda fındık var. Evet burada burada şey de var. Ee, sera. Sera mi? Sera. Sera. Gibi, ha. Bir şey yapamadık. Evet. Bakın e, Almanya'da bahçe deyip geçmeyen en güzel bakın var ha. Türkiye'de bunu görmedim. Bakın şu var ya dönüyor böyle çamaşır kurutma şeyi. Belki vardır ama benim hiç gözüme çarpmadı. Şimdi heh. evet seranın içinde şimdiden hazırlıkları yapmışlar. Neler? Pezik başını almış gitmiş. Börtlen var içeride. Börtleni niye seraya ektin? Hayırdır? O ha, böylece, dışarı, dışarıdan, dışarıdan geldi. dışarıdan içeri gelmiş. Dışarıdan içeri gelmiş kökü. Evet Şimdi şuraya da gidelim fındığı sevgiliçile yağmuru için aynı orduyu aratmıyor hani deller ya Almanların havası neydi, neydi bir şey vardı ya ah, dönüyor bak arkadan gülüyor, <gülüyor> Aynen. bilen biliyor Almanların havasına karısına güvenmeyecekmişin biz de şimdi havaya güvendik dışarı çıktık ama yağmura denk geldik burada idare ediyoruz arkada fındık var. Yani, Siz buraya kadar gelin, şuraya kadar durun. Orada durun. Evet, bak. Aha. Vallahi yağlı fındık. Değil Geçen mi Yoksa damat fındığı mı? fındığı mı? Ne bu? Yok bu şey, palas. Palas fındıkmış. Gördüğünüz Geçen gibi. gibi yani. Geçen Burada sene güzel. verim vermiş. Burada da börtlen var. Ee, Ahududu börtlen. Ne istersen bahçede var. Kiviye benziyor arkada. Şey, aynen Vallahi kivi gelmiş gidiyor ama tabii kivi özel bir bakım istediği için. Çünkü Uzun onun dışına. bir dişisi bir erkeği olacak. Sen hangisini getirdin? Allah bilir. Bilmiyoruz burada. Tükkanı. O ne elmayım, neydi şu? Elma. o. Bahçede Bak. elma var. Bak. Mangal zamanı bizi çağırmıyorlar. Böyle yağmurda çağırıyor ki mangal yem yaptırmıyor, yapmıyor bize. Aha. Aha evet sevgili sevgiliciler. Hani şimdi şöyle bir şey var. Her yerde lahana fidesi vardır, pancar fidesi. Ama gurbette pancar fidesi bulmak, işte onu anlatıyordum. Gümrükte şu gördüğünüz fideleri. Elinden aldılar şeylerin şu fitelerden bunlar sökülüyor hani bilen biliyor bilmeyenler için diyorum ekiliği. ondan sonra pancar oluyor. Önce böyle küçükten yetiştireceksin evet. ta yılbaşından ekeceğim bunu oraya öyle mi? Tabii tabii daha iyi oluyor yılbaşından sonra kar şey de yiyor sonra evet. havalar buzlu falan gitmediği zaman topraktan çıkıyor vatandaş istiyor veriyoruz vatandaşa faydalansın. Evet gördüğünüz gibi Erdoğan abi hani sen volt, 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 volt voltaj mı neydi şu so, e, şimdi elektrikten tasarruf etmek için var ya bizim orduların görüyorsunuz neler yapıyor. E, 15 wattlık bir elektrik mi üretiyor günde neyin nesiydi dur bakalım arkadan mı görüyoruz orayı. Ha, geliyormuş. Evet gördüğünüz gibi karşıda Alman'ın evi. Sevgiliciler hiç yapmadığım aksiyon filmlerinde gibi oldu bu olay. Ee, Erdoğan Bey beni çatıya çıkarttı dedi ki yani bunu görmeleri lazım dedi. Ben de inandım ki size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hani yapmak isteyen evin üstüne yapabilir. Ee, Erdoğan'ım şöyle kamaraya bak. Evet sevgili bizi ağırlayan ailenin adı da Erdoğan, kamaracının adı da Erdoğan. Yanlış anlamı olmasın ha. İki Erdoğan'la uğraşıyorum burada yani. Hem misafir olduğum ev sahibi de Erdoğan, kamaracımız da Erdoğan. Burada ne kadar burası Erdoğan? Gündük. Günlük mü 15 kW? Aylık mı? Şimdi için bize biraz daha fazla büyük lazım şey bu ne kadar şu? Yok diyorum ne kadar şey üretiyor elektrik bu? Aş. Göre. Evet 15 kW'lıkmış havanın güneşli durumuna göre ama normal aydınlık olduğunda da yetiyor. Yani illa güneş olması lazım değil. Yani fevkalede de bir eve yetecek elektrik burada elektriğini kendi üretiyor. Gördüğünüz gibi e, garajın büyük ihtimal garaj olması lazım bu diye düşünüyorum. Ev, altı. ev altıymış ev varmış burada bazen de garaj var Almanlarda. Gördüğünüz gibi burada elektriğini de kendi üretiyor. Ne diyoruz böyle bir şeyleri siz de yapın elektrik parasından kurtulun diyorum. Ve ben bu çatıdan bir an önce ineceğim Erdoğan aşağıya çeker misin bak sevgiliciler. Görüyorsunuz değil mi? Ha, yani boşluk. Şey de vermeyeceğiz. Gaz, gaz parası da vermeyeceğiz. Evet artık gazla da yakmayacağız diyor. Hani doğal gaz da ödemeyecekler. Yani anlayacağınız bu elektrik bunların e, enerji giderinin e, 4'te dörtte üçünü karşılayacak anladığım kadarıyla. Bize şimdi merdiveni versin. Bak 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 bak, bak sevgiliciler. Neyle aşağı iniyoruz size? Ne? Yani çekim yapıyorum ama görüyorsunuz değil mi? Neyin ucunda çekim yapıyorum burada yani? Evet işte gönüllülük böyle bir şeydir yani. Evet çatıya çıkan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet. Kardeşıma de teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler Atendorn'a geldiğimizde bir de dediler ki futbol takım var. Türk futbol takımı var dediler. Arkadaşla görüşmüştük. Belki görmüş olanınız olabilir çünkü hangi birinci ikinci bölümde. Baktım bir de futbol oynuyor. Ey ya Rabbim, gençler dediğim gibi kaptan var mı içinde yok burada? E, Kaptanlar e, kaptan ikimiziz. E, iki. Evet i̇ki kaptan biziz. ama şeyleri şu an maç başlayacak ben hemen, hemen takım ne gidiyor ne, ne durumda bir bilgi verir misin? E, takım iyi durumda. Bitseks birlikte oynuyoruz. demek bölge takımı hani bal ligi değil biraz daha yukarıda. Türkiye'de bal ligi diyorlar Türkiye ile kıyası zor ama iyi birlik lig yani evet evet evet, iyi, evet. iyi birlik. Nasıl kaçıncı sıradasınız şu an? Şu an 6. sırada olmamız lazım. Aynen. Düşmüyorsunuz yani. Yok düşmemeyi kurtardık çok şükür. Evet, iyi i̇yi durumdayız evet. yani. Destek yapıyorsunuz. Nasıl? Destek yapıyorsunuz gençler takıma yani. Evet evet. Oyuncu yani var. burası bizim takımımız. Burası bir aile takımı. Evet. Ee, yani biz bir avuç insanı zaten da onda. Ve yani Türk takımımız olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Evet. Bunu da 30 senedir yapıyoruz. Zamanında babalarımız kurmuş. Şimdi biz devam ettiriyoruz. İnşallah uzun süre böyle devam eder. Hakemlerden sıkıntı yaşıyor musunuz? Yok. burada <laughs> Burası <mı>? Almanya. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim. İsmini alayım tekrar. Gökalp. Sağ olun. Evet. teşekkür ediyorum. Sana gelelim bakalım. Memleket. Trabzon of. Ano, Trabzon. Sen niye of. Trabzon Spor'a gitmedin bunu? Yetenek yetmedi abi. Yeterince. Ama değil. buraya yetiyor diyorsun. Yetiyor abi. Yetiyor. Kaç numara oynuyorsun burada? E, super olarak oynuyorum abi. Evet, güzel. Uzun senedir oynuyorsun herhalde. Çocukluğumdan beri. Küçükken babam topa yazdırdı. Çok en çıkıyordu. son kırmızı kart ne zaman yedi? o Bayağı zaman, bilmiyorum. Bayağı, evet, bayağı disiplinli zaman. kırmızı kart çok olmuş yeğeli, bak. Evet, çok teşekkür ediyorum. İsim neydi? Ekrem Danış. Ekrem Danış. Ekrem'e teşekkür ediyorum. Ekrem, kaptan falan da dediler sana. bandım yukarıda kaldı abi, onu getirdim evet. Şimdi maç başlayacak. Teşekkür ediyorum. Hemen genci alayım. Gidiyorlar sen de git bu da arkandan gelsin. Sağ abi, hadi. Hadi Evet şimdi takım sahaya çıkacak biz en son arkadaşla görüşüyoruz. Abisi ismini alayım. Furkan. Furkan memleket. Samsun. Ana 55. Aynen. Samsun Spor'da oynadın mı? Yok. Yok abi hiç oynamadım ama bir stada gittim orada bir antrenman yaptım yani. Hangi takımı tutuyorsun şimdi? Samsun evet. Spor 1'i. Samsun'u ama böyle fazla ha. Süper Ligi takip etmiyorum abi. Yani. Zaten kendim oynuyorum. Yani. Aynen yani, oynuyorum. aynen evet. Nasıl abi? hakemlerle bir sıkıntı oluyor? <laughs> yok ama beni kırmızı kart falan bir şey sorma abi benim. Çok mu var kırmızı kart? <laughs> Çok yok da yani. Yok canım sen kırmızı. Bir kere bir beş oluyor yani. Gidiyor, on, 55 55. 55. Hangi mevkidesin? Ee, Neredeyiz abi? Mu? Salı Pazarı. Salı Sor. Pazarı. A o şey, pozisyonu diyorsun evet. kusura. Salı pazarı ama. değil. Ha. Sağ bek oynuyor abi. Sağ bek oynuyorsun. Aynen. Şimdi bakacağız size. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. abisi. Bütün arkadaşlara biz selamlar. Hadi, Aleyküm Yetiş. Selam. Hadi. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi e, futbolcular gitti biz içlerinden birkaç kişiyi şey yaptık. Şimdi futbol oynanır ka bu balligi e, bal ligi falan var. Orada değil. Bu bölge ligindeler. Bundan sonrası da bir üstü ondan sonra da üçüncülük falan gibi geliyor yani hani iyi bir yerde takım yani öyle küçük kötü bir yerde değil takım. Yani aşağı yukarı buradaki futbolcular rahatlıkla üçüncü ligde bana göre oynayabilir. Çünkü ben de en az 15 yıl kulüp başkanlığı yaptım. Yani çünkü kulübün derecesine baktım mı hani lise son sınıfta öğrenci e, üniversite bir okur mu? Okur. Ha, bunlar da üçüncülükte top oynayabilir. Hani hepsi oynamasa da. Şimdi şuraya bir girelim. Bak bayanlar da destek yapıyorlar. Seyirciler gelmeden. Şimdi hakem kontrol edecek. İçeri gittiler. Biz biraz onları göstereceğiz. Camide gördüğüm gençler tekrar burada. Bakalım şimdi bayanlar ne yapıyor? O tarafa geçelim. Bir de Erdoğan'ın görüşünü alalım. Erdoğan gel. Evet. İkiniz gelin bak. Evet. evet sevgili izleyiciler. Hemşolarım takımı yalnız bırakmıyorlar. Evet, evet senden Aynen. başlayalım Şaban'ım. Pazar günleri genelde %98 ıı, ta takımla beraberim takip ediyoruz. Oğlan oynuyor. Oğlan oynuyor. Hem destek veriyoruz. Oğlan oynuyor diye mi gelen destek Yapma mi veriyor? Ee, masa el, yine geldi. Önceden kendimle oynadığım için. Evet, burada, Tabii tabii. Önceden kendimle oynadığım için. Hem destek amaçlı hem böyle camide görmediğimizi burada görüyoruz. Burada görmediğimizi camide görüyoruz. Bir dakika. Hacı ha. gittin mi? Nasip oldu. Nasip oldu. Bak güzel bak hacılar maç bakıyor ha. Erdoğan'ım hacı gittin mi? Gittim, 2013 yılında gittim. Sevgili Almanya'nın hacıları maç takti. Yani evet. onu bunu bilmem, hacılar da maça bakar. Yani artık, halo. Şöyle diyeyim, ben <laughs> ismim Erdoğan Çolak. 1994'te bu takımı 6 kişi arkadaş beraber kurduk. Bayağı bir Tödyun zor... gibi yani. Evet evet, iç içeyiz yani. Evet. Hem cami, hem takım. Cami, takımı gene böyle hesap işleriyle uğraşıyordum. Sonra bırakmaz sonra kaldı. Baktım zor gelmeye başladı. Bayağı bir emeğimiz geçiyor. Pazar günleri böyle geliyoruz. Ya. Tabi hala bu takımın giderleri var. Oyuncular geliyor. Hakem geliyor. Hakem yakınlık uzaklığına göre para alıyor. Yani bu takımı yani dikte tutmak yani zor yani. Buna da para lazım. Evet, bu, bu takımı bu takımı buraya getirmeniz için en aşağı bir 4-5 milyon Türk parası harcamanız lazım. Buraya kadar getirmesi için. Daha fazladır, fazladır. Daha fazladır, fazladır, fazladır da yani. Tabii. Hani şu evet. para veriyorsun. Buranın yakıtı var, oyuncuya para. Yani hani diyorum her yani. sene oynuyor, masraf ediyor. Yani, yani, yani. 5 milyonun gitse buraya anca gelebilirsin yani. Hani tamam. zaman tamam. bazı yerde icabında para da yani çok da harcasın. Takımı şeyde tutamazsın. Burada dediler yer yapıyor sizinkiler. Orayı mı yapıyorlar? Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Türk takımı saha burada. Çim, çim değil bu. Şey, halı saha. Halı sahada oynuyorlar. Böyle bir halı sahanın değeri de 250-300 milyon euro yani 9-10 milyon euro şey Türk parası bunun değeri çünkü benim sağda daha böyleydi. 250.000'e evet. 250 bine yapmışlardı. Oradan biliyorum yani. Milyon ama milyon yeniydi tabi. 80 bin euro, en az 80 euroyu buluyor yani. Şimdi karşıda Erdoğan gösterdi. Kulüp bina yapıyor kendine futbolculara. Ee, tahminim 100 bin euroyu bulur. 80 bin euro diyorlar ama daha onları hesaplamadı. Hesaplamadı. Ee, şeyler geçer ve bu binanın yapılışı da buradaki Türklerin bağışlarıyla oluyorlar. Ben buraya bağış yapan bütün Atendonlu, Olpenli Türklere canı gönülden teşekkür ediyorum. Abisi senden görüşelim. Memleket nerelisin kızım sen? Balıkesir. Ana Balıkesirli. <laughs> Balıkesir bandırma. Ya kızım niye kaçıyorsun? Demin Balıkesir dedin abisi şimdi bandırmaya doğru gidiyorsun. <laughs> Bandırmalı. Anne bandırma baba gönel. He şimdi oldu. Eşin nereli? O Bingöl. Nerede? Burada mı? E, burada o da kendisi. Hani nerede? Vallahi nerede? Bir yerlerde ama kaybetti. Evet. beyni Bakımda kaybetti. bir yerde. Evet. Beyni kaybetti. Vallahi o niye biliyor musun? Çocukları sana sattı ya şimdi damat. Zaten beni bakıcı diye getirdi muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kardeş sana teşekkür ediyoruz ama yakalandın bak kaçtın ee, çocukları. Evet. <laughs> İsim neydi abi Sedef. Maça geliyor musun her hafta? Yok ben ilk defa geldim açıkçası. İlk defa geldim Evet. yakalandım. Evet vallahi öyle evet. oldu. Öyleyim mu? önceden top oynuyor mu senin adam? Ee, oynuyordu evet kendisi de oynuyordu. Evet. Aslında antrenörlük yapıyor o da. Ee, şey ama bayağı uzun Koş. süre ara vermişti. Evet. İnşallah herhalde seneye gelecek antrenör öyle görüyor. İşimden öyle bir şey geçti. Inşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür <laughs> ben ediyorum. Teşekkür Devam Çok ediyoruz bakalım. Nasılsınız efendim? Evet sevgiliciler gördüğünüz gibi böyle takımın böyle güzel seyircileri var ve satıcıları var. Buradan bir şey almadan kurtulamazsınız. Hepsi bakın cillop gibi tertemiz. Bunlar hepsi şey değil mi? Türk sucuğu sanırım. Aynen helal. İsimle Tansu. Bak helal değil ben sana. <laughs> Tansu memleket Samsun nere? Ay değil. Vurdur. Vurdur. Aynen. Ha, çok vurdurlu var kız burada. Aynen öyle. saçı sarı olur. Değil. Ben de değil. Ben vurdurlu değilim. Değil. <laughs> Cami. Bizim Cami. Aynen. Oo, sevgili O gördüğünüz gibi kızlarımız hem caminin yönetiminde hem kulübün yönetiminde <laughs> çok sosyal. Tansu kardeşimiz. Tansu ne yapıyor meslek abisi? Meslek olarak hemşireyim. Bir de çerez dükkanımız var ayrıyetin. Ha şu bir çerez vardı tamam şimdi kızalım. Tamam. Kim onu bak annen mi baban mı kim Ortam yapıyor? Ortamda orada. Oo hanımefendi. Evet. <laughs> ç ç yani güzel yani bende iyi yapılıyor. Aynen. Hem online shop'umuz var hem dükkanımız var. Hem evet. ayrıyetin hemşireyim oraya işe gidiyorum. Hemşiresin hastanede mi yoksa Yok evden eve gidiyoruz özel. Evden Hı -hı. eve gidiyorsun. Aynen. Nasıl hasta Türk hastalar var mı? Yok hiç yok. yok hiç Almanlar yok hepsi Alman. Var. Aynen. Çaşırıyor mı seni görünce? Yok hiç çaşmıyorlar. Çaşırıyor değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Dediğim gibi ben Tansu kardeşime teşekkür ediyorum. Teşekkür Bir ederim. el sallayalım. Woo! Evet, Tansu <laughs> gittiyse Emine geldi. Tutturdu mu kız? tutmadı. Adı ne abisi? Nur. Nur. Kız bunun devamı yok mu yani Ay Nur yok, olabilir. Benim nur. hanımın adı Ay Nur da yani Ay Nur olabilir. Klasik i̇şte ne ne olabilir. Nuray dedim, olabilir. Nur, <laughs> nur mu koymuş? Memleket neredeydi? Gümüşhane. Gümüşhane. Ana. Bayburt'a yakın. Evet. Siz Gümüşhane nereden? Trabzon'dan mı geliyorsunuz siz gelirken? Yok, Yoksa Trabzon'a doğru gidiliyor. Trabzon'a geliyorsunuz ama değil mi? Diyelim İstanbul'a gelirken hangi yoldan geliyorsunuz? Herhalde Ordu'dan Trabzon'da geçiyor musun? Da, yok, Ordu'dan geçmiyoruz. E ne bileyim ya yakalayayım dedim <laughs> yakalayayım dedim olmadı. Dediğim gibi ismi söyledin Nur dedin. Çalışıyor musun burada? <laughs> ne e ben iş burada çalışmıyorum ama yardıma ne, ne geldim. Ne iş yapıyorsun abisi? Ha ben e, tekstil mağazasında menajerim. Tekstil mağazasında menajersin, Nasıl gidiyor durumlar, satışlar eski gibi yüksek Eskisi mi? Eskisi gibi değil. Koronadan Düşük değil mi? sonra Düşük değil mi? insanlar birazcık... internet, mi, internet falan da. Evet. Ama düştüm. bir türlü diyorsun gidiyoruz yani. Yani. Gidiyorsun. Elhamdülillah. Bir sıkıntı var mı böyle hani eski tadı var mı işlerin yoksa yani? Mesela bence yok eski bence tadı. Bence yok. yok. Değil mi? Şeyi Aynen. Yok, Evet. Aynen. Yemek yapıyor musun Türkler Türk yemekleri? Türk yemekleri? Evet yapıyorum. Evli misin, bekar mısın? Evliyim. Eşine en, en, en çok ne seviyor bizim oğlan, hangi yemeği? Kuru fasulye mi? Yok. Bak. Kardeş, hangi yemeği seviyorsun? Dur bakayım, hanımın söyleyecek. Yeşil fasulye. Şey, neydi? Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. Evet, gelinim şimdi mutfakta. Hangi yemeği seviyorsun? Kuru fasulye değil mi? Hmm, yeşil Yok. fasulye daha çok seviyor. Daha seviyor. Yani vejeteryan gibi bir şey yani. O, oğlanlarımız top oynuyorlar. Harıl, harıl. Hani çalışıyor gibi söyledim. <laughs> Arı gibi koşturuyorlar sahada. Bu arada da eşleri, arkadaşları, eşi çıktı birinin biraz önce. Benim de Ve aynen. Senin, senin adam Çolak eşim ya. aynen. O, Çolak, Çolak mı? evet. Ana bu bizim gelin ya. <laughs> Çolak ailesi bizden ya. <laughs> evet. Ana sen orada mı gelinisin ya? Aynen aynen. Sen nerelisin? Burdur. Ana gelini almışız Burdur'dan vay vay. Evet gel, gel, gel mutfakta gibi geldi söz şimdi. Ee, Orduya geldin mi? Başka geldim tabii başkirden. geldim. Çok her sene geliyoruz. Geliyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> Ordu'nun neyini seviyorsun mesela? Güzel Sahil. Var? Sahil Perşembe. güzel değil mi? Evet, Perşembe. Evet çok güzel. Evet. Ya Perşembe'de ee, kalıyoruz zaten. Ama ordu, ordu çok yakın olduğu için orayı da evet. geziyoruz. Yani. Ordu güzel hoşuma gidiyor. Gidiyor değil mi? Aynen yani, aynen yani. güzel. Ev ev almayı düşünüyor musun? Yani? Yok. <laughs> evet bak düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorsun gelinim ya? <laughs> ya Ama... şu an değil inşallah. Hani e, burada Şimdi, işimiz biterse burada işimizi ya sağlam alırsak. İyi daha gençsiniz. O zaman evet. Şöyle bir olay var. Çocuklar var herhalde. Var iki tane. İki tane? Aynen. şu Bir kız, senden? bir yok sarışın Hadi. kız e, bisiklet sürüyordu. Ha gördüm biraz önce. Aynen. O bir de e, şey ee, olan var. Şey diyecektim. E, ordu yemeklerinden bir şey öğrendin mi? Mesela. Cidden öğrenmedim şu anda amca. Ya. <laughs> Esastan yani mesela, bizim yemekler gibi aynı. Yani öyle özel. Pancar çorbası yapmayı falan öğrenmedin mi? Yok bir öğrenmedim. Cidden öğrenmedim. Ondan sonra melocan Hoca'nın diye bir şey duydun mu? Ben yok onu da bilmiyorum. Sevgiliciler gelinim gerçekten bunun... <laughs> <laughs> öğretmemişler ama öğrenecek. Bak İnşallah. orduya geldin mi muhakkak bize Pancar. gelmen lazım. tamam. Tamam mı? Evet. Ben hanıma diyeceğim. Siz nerelisiniz? Yani ne? ordu neresinden Ben havalanı var ya, ha, or oradanım. Gülyalı'danım. Gülyalı. Tamam. Geldin mi hiç havalanın oraya Tabii canım, orada iniyoruz. Tamamdır. İnşallah evet. orada gördüğünüzde böyle caddede hani bizim meşhur caddemiz var. Hani hep gurbetçilerin biriktiği bir, bir, orada e ee, muhakkak görüştüğümüzde orduyu bol bol konuşacağız. Tamam Kızımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim, biz şey rica Tapıma ederim. sizleri çok seviyoruz abise. Senin mal şu olan yoksa. Muzuruyor. Aynen o. No. Gel gel gel. Gel. Bekir. Bak konuşmak istiyor anladım. Evet şimdi bak bir soru sorayım bakalım bilecek mi? Hı. Sen nerelisin? Galatasaray. Ya. Bu Galatasaraylıymış. Evet. yani yenilse de fark etmez. Böyle olacak. Biz Türkiye'de nerede oturuyoruz Bekir? Biliyor musun? Nereye Peki, nereye izin yapmaya gidiyoruz? Deden nerede oturuyor Türkiye'de? Efendi Bir de Tüyü ordu adı. değil mi? Hı hı. Ordu. ordu. Sen <laughs> nerelisin? Ordulu. Woo, çak. <laughs> Aslanım benim. Bakayım hangi? <laughs> <laughs> Atentur? Evet. Evet yok, Kaç adam. bu? E, iki. 52. 52. 52. Sen Aferin nerelisin? Hemen. Ordulusun. Ordulu. <laughs> evet. Anne nereli? Burdur. Buydur. Ocağane diyor bizim köy efendi ya. Evet. Yani ben çok adam. teşekkür ediyorum. Bir selam sal bak böyle el salla bak, bak, bak Türkiye'dekilere, sal, dedelere. Evet. Evet. De. <laughs> orduya selam olsun de. orduya selam olsun. Evet. Erkekleri göstermiyorum Top oynuyorlar. Seyirciler orada var ama bayanlar da arkada çalışıyorlar. Şöyle baktım Samsun niye benziyor dedim. Var mı bir Samsun'dan bir ilgi? Var. Yarısı da Samsun, yarı Burdur. Nasıl oluyor bacı yarı Samsun, yarı Burdur? Baba Samsun, anne Burdur. Sana ben e sordum. Eşte Burdur. Samsun diyeyim. <laughs> Adama ne diyeyim yani? <laughs> diyelim ki şimdi bir yere gittiniz ya hani yerine göre dakika. değişiyor. Yerine göre değişiyor, değil mi? Nasıl gidiyor? Burada maç izlemeye Çok geldik. Çok şükür. Eşimin Çok son iyi. maçına geldik. Ha, aynen. Oynamayacak artık. Aynen. Aa, niye? Jubile mi yapıyor? Jubile diyelim. Evet. Artık e, bundan sonra daha başka işlerle yine takımla ilgili ama, ama devam geleceksiniz edecek. Ama izlemeye maça izlemeye değil mi? Buradayız her zaman. Çocuklarımız burada... da burada. Evet. Ne iş çalışıyordun? Çalışıyorsun. Hah, hukukçuyum ben. Hukukçusun. Hı -hı. Hukukçu deyince Evet sevgili hukuklu bir adım geri. Avukatlık falan mı yaptınız, ne Okudum, yaptınız? aynen Okudum. şu an kamuda çalışıyorum. Kamuda çalışıyorum. Anneyim, yarım partayım evet. olarak. Sevgili sevgili izleyicilerim, hukuk deyince bir bilgi vermek istiyorum. Biraz, yani çok ilgisi yok ama Almanya'da hukuk okuyana hangi birim, hangi dal? Yura. Tabii, geçmesini evet. Bir, bak Yura. İki, Yura ne demek? Geçmiş zaman var ya, taş zamanı falan. Aynen. Oraya da Jura diyorlar, aynen. Yura sahip. Bir de sevgiliciler, herkesin bilmediği bir yura daha var. Onu da ben biliyorum. Üçüncü yura. Bej rengi var ya bu bej rengini Almanlar yura diyorlar teknik olarak. İlgimi çekti. Bu üç tane yurayı beynime yazdım. Üçü de kelime olarak aydı ama anlam olarak değişik. Bej renkleri var ya. Yeni yura, bir şey öğrenmiş oldum ben internete de. İnternete yaz bak Hı -hı. yura farbe. Peki. Bej gibi bir renk çıkacak böyle. Peki tamam. Evet biz kardeşimize... Yani gelinimiz diyeceğim ama Samsunlu yani <laughs> bizim bizden sayılır kardeşimiz ordunun yanı çok teşekkür ediyorum teşekkür görüyorum canla başla çalışıyorsunuz katkıda sağlıyorsunuz böyle devam edin abisi çocuklar sizi görünce örnek Aynen. orada olacaklar ben teşekkür Abi ediyorum. Çocuklara bakıyorum kaç tane? İki, tane, üç. Maş, ikiz. ikiz. Ee, Ay, wo, <laughs> bu kime benziyor? Babaya mı sana? Bak. Anneye benziyor. Anneye benziyormuş. Hmm. Ben fazla öyle anlamam da, bir de bakmadım. <laughs> Memleket neresi? Ee, Kocaeli. Kocaeli. Eşin hı. nereli? Uşaklı. Ana hebe hebe ya biraz önce uşaklar da vardı burada. Karışık multikültü. <laughs> evet bu. Yani multi anlayamadım. Orada bir de uşaklı dedi karıştırdım galiba. Ha. Ne yapıyorsun? Ev hanımı mısın? Çünkü çocuk. Aynen şu an yani ev hanımıyım. Aynen. Aynen. Meslek aynen. eğitimi yaptın zamanında? Yaptım yaptım. Ne üzerine? Hmm, doktor yardımcısı. Yok doktor yardımcısı büroda diyelim. Büroda hmm, diyelim. Aynen. Bu sene izine gidiyor musun? İnşallah. Ee, haziranın sonunda Allah nasip ederse. İnşallah adısı. Adam oynuyor mu top? Yok Sen oynamıyor. Yeten... O oynamıyor. <laughs> nerede o? Nerede? O Ha ne, bakayım nerede? Aha. Dur bakayım şu karşıda bir yerde olması lazım. Vallahi şu an. bana bak kardeş görüyorsun değil mi? Sana da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Selamımızı göndeririz. Ol Mikrofonu sana da uzatacaktık. A, i̇smini alalım abisi. Ee, Gül. Gül kardeşime teşekkür ediyorum. Ve çocuklarla devam ilgileniyoruz. Evet sevgiciler dediler ki Türk Futbol Kulübü'nün Aten Dorn'da maçı var Biz de merak ettik nasıl bir takım diye kimler var diye. Şimdi maça gidiyoruz. Bu arada da başkanı giderken kapıdan girmeden yakaladık. Başkan bakalım maç hakkında neler düşünüyor? Başkan bugün yener misiniz bu takımı? İnşallah niyetimiz o. 1.0 kaçıncı Aynen. sırada bu takım şimdi rakip? Rakip alt sıralarda. Alt Biz sıralardı. altıncı sıradayız evet. evet. siz daha iyisiniz. Biz daha iyiyiz. Liderle aranızda puan farkı çok mu var öyle? Var takımlar? var evet. Var. Biz bu sene yakışırız. ligde kalma İyiydi. şeyimiz. Ha kalıyorsunuz 6. Ee, sıra. Evet evet yani evet. falan vardır. 10 12 artık. Aynen öyle. Biraz e, toparladık son ikinci dönemde. Evet. Şimdilik iyiyiz yani. Şimdi seni tanıyalım. Hemen sevgiliciyle birden futbol sohbetine girdim. Arkadaşın ismini öğrenmedim. Nereli olduğunu öğrenmedim. Hani hep nereli diye çünkü ordu'da olsa hep orduludur ama gurbette olunca her yerden gelmeyiz buraya. Ben Ordu'dan işte Bayburt'tan, Adana'dan, Mersin'den Diyarbakır'dan Urfa'dan sen nereden gelmesin yani memleket? Ben Mustafa Üçer, Konya Akşehir memleket. Evet Mustafa Başkanım Konya Akşehir. Aynen yani? Konya Akşehir. Yani buradasın, çalışıyorsun. Aynen kendi iş yerim var. Evet ne iş yapıyorsun? Benzin istasyonları var. Evet benzin istasyonu diyorsun. Niye evet. hep benzinler pahalı almaya? Valla onu e, devlet karar veriyor. Devlet onu bizim veriyor. elimizde olan bir şey değil e şimdi, özel bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sevgiciye şimdi merak ettim benzinciyi yakalamışken. Mesela benzinin diyelim ki şu an gözüm gördüm mazot motorin dediğimiz 1 lira 60 kuruş. Bunun evet. ne kadarı maliyeti var? Ne kadarı pompada kalıyor mesela üretici hani bir bilgi amaçlı yani. Var mı bir mahsuru hmm. anlatsanız kısaca? Ya onu şöyle söyleyeyim devlet çoğunlukla devlet el, evet. e, eline alıyor. Diyorsan almıyor. bir, at, bir 80'i devlete gidiyor 80 kuruş yoksa bir oyrusu mu? 80 kuruş maliyeti de 80 sa işte evet, yar yar aynen şirketlere fazla bir şey kalmıyor yani. Evet kalmıyor. Sizlere litre başı 20 sent mi kalıyor? Yok o kadar yok. Yani onu 60'da... açıklamayalım da yok o. Kadar. Yani tahminin 5 sent falandır yani ortalama. Tutturdun mu yanlarında mı? Yok. Daha mı fazla? Az. Bakın. Litre başı 5 dedim Başkan az dedi yani ben Abi. söylemesini istemiyorum da demek ki sevgiliciler pompada hani benzin dolduruyoruz da gözümüze bakıyorlar şeyler kasadakiler o bir kuruşu almak için onlar da haklı sana niye versin iki, iki kuruşu zaten bir litre benzin beleşe geliyor adam akşama kadar orada duruyor yani değil mi ondan Aynen. mı oluyor neden oluyor başkan bizim... gözümüze bakıyorlar o bir kuruş Aynen. için ya. Bizim şeyimiz e, e, içecek, sigara, öyle şeylerden e, yani, para kazanıyoruz yani. Yani benzinden, yani hamallık. Benzinle hamallık aynen öyle. Hamallık yani. Şirketlere hamallık yapıyoruz yani. Yani ister istemez o da işin aynen, mecbur. Yoksa aynen. Öbür, türlü öbür türlü olmuyor. Öbür türlü olmuyor. Evet. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bir şey ederim. demek istiyor musun burada akıllar insanlar yani? Var mı bir kulübe sahip çıkın? Bir de güzel bina yaptınız. Aynen, bina kulübe. binamızı yapıyoruz işte. Çok güzel yapıyorsunuz. Helal olsun kutlarım yani. Bayağı bir, aynen, aynen. Bayağı bir uğraştık. Aynen, aynen. baya bir uğraştık. Sona geldik yani. Hedefe geldik. Hedefe biliyorsun. geldik aynen. Önceden arkada bir yerde soyunuyordunuz galiba. Hani soyunma aynen, odası o... kulübün. Evet, ikinci golü attı galiba. Soyunma e, yerimiz hala mevcut. Orası kalıyor. Burası sadece e, kulüp olarak kulüp olarak. Kulüp olarak geçecek evet. aynı. Soyunma, yani. soyunma yerleri yerleri bura, yani. burada evet. değil. Aynı. Evet sevgili şey. çünkü Almanya'da bir şehir kurulurken önce işte e, top sahası, ondan sonra ha, salon, hale dediğimiz halesi, Aynen. hani kapalı spor salonu. Zaten. O da ilerideymiş bunlar. Burayı tanımadığımız için biz başkana teşekkür ediyoruz. Gelecekte daha fazla sorular sormak üzere onu takımın başına gönderiyoruz. Başkanım teşekkür çok teşekkür ediyorum Mustafa Başkan. Ederim. Oldu her çok şey gönlünüzce olsun.